Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve bu videoda sizlerle benim Arch Linux kullanıcıları arasında çok sık gördüğüm ancak aslında bayağı yanlış olan bir hareketi düzeltmek adına ya da en azından biraz daha bilgilendirmek adına çektiğim bir video ile karşınızdayım. Peki bu hareket nedir? İlk olarak Arch Linux'un işlemesinden biraz bahsedeyim. Bu arada şu an bu videoyu çektiğim sistem Arch Linux değil. Evet ama laptopum Arch Linux ve ona SSH'ten bağlanmış durumdayım, yani. Evet, burada karşınıza bir Arch sistem var. <laughs> evet. Ne, laptopum aç olunca otomatik olarak ona SSH'ten bağlanıp kullanıyorum şu an. Burada göstermek için. Şimdi. Nasıl bu biraz büyük oldu ya? Aa, şimdi. Arch kullanıcıları olarak bizim iki tane pro program kurma yöntemimiz var. Birincisi Pacman. Bu Pacman direkt olarak depolardan çekiyor. Arch'ın kendi depoları. Şur şuradan depoyu görebiliyorsunuz. Depolar bunlar. Arch'ın resmi depoları. Community, Community Testing, Core, Extra, Testing, uh, KDE, Unstable, Multi, -leap, Multi -leap Testing ve Testing. Evet. Bu depolarımız var. Ve any depot. Arkitektürler bunlar. Evet, bu depolardan direkt olarak resmi olarak onaylanmış, yani Arch Community tarafından onaylanmış paketler buradan indiriliyor. Ama bir yandan da aur diye bir alanımız var bizim. Aur tam bir depo değil. Burada derlenmiş paketler bulunmuyor. Burada mesela rastgele bir tanesini girelim. Mesela buna girelim. Buna eğer şuraya baktığımızda bize bir package build dosyasını gösteriyor. Bu package build dosyası e, hani make package diye bir komutumuz var bizim paket yaratıyor. O, o komuta şu 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 adımları kullanarak bu dosyayı yaratacaksın demek için. E, o dosyayı yarattıktan sonra normal bir package dosyasına dönüşüyor. Orada bunlar konuluyor. İnsanlar buradan kuruyor. Aradan buraya atıyor kendi yaptıkları paketi. Buraya orada isteyen herkes paketlerini atabiliyor. Ama bunları direkt bunları normal olarak kullanmanın şöyle bir yöntem var mesela. Gene şunu alayım ben bir. Şuradan bir git linki var. Copy link location. Yani ben paketlerimi packages diye bir resörde renderlü şey derliyorum. Evet. Buradan çekiyorum. Bu ağır yardımcıları olmadan ki hali. Kıtay önce çekmesi lazım. Çekti. Tamam. Evet. Burada bir adet package build dosyası var. Evet. Mac package diyorum. Tabii ki de e, eksik bağımlılığı var. Mac package... Bunu yaparsam eksik bağımlılıkları da indirecek ama hani bunu kurmak istemiyorum. Evet. Ama bu pek çok kişi için uğraştırıcı bir yöntem. O yüzden ortaya aur helper'lar yani aur yardımcıları diye bir kavram çıktı. Mesela aynı paketi ben aur yardımcılarıyla kurmak istersem Pardon. Bu şekilde kuruyorum şekilde iptal edeceğim. Bunu kurmak istemiyorum çünkü. Evet, Aur yardımcıları bu şekilde. Ama ama ve lakin Ağur yardımcıları konusunda maalesef şöyle bir sıkıntı var ki pek çok insan yoğurt kullanıyor ya da yoğurt öneriyor. Evet. Bunun neden sıkıntılı olduğuna değinelim. Şimdi aslında bu sayfa bayağı güzel özetliyor her şeyi. Uh, burası aktif Aur Helper'ların olduğu kısım. Burası sadece arama amaçlı Aur Helper'ların olduğu kısım. Burası ise sorunlu ya da devam etmeyen Aur Helper'ların olduğu kısım. Ve bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Burada ne var? yoğurt Başlıca yani bir Aur kullanımı için gereken daha Pekmen'in gereksinimi o an pek çok özelliği barındırmıyor. Ve bu yüzden de yani kullanabileceğiniz en riskli Our Helper. İlk başta uh, Secure kısmındaki olayı size anlatayım. Package Build dosyalarını göstermiştim size. Bu dosyaların içerisinde ufak scriptler alınabiliyor. Yoğurt, siz o skripti görmeden önce bir kere çalıştırıyor ne olduğunu kontrol etmek için. Sonrasında size gösteriyor. Fakat burada sıkıntı bu package build dosyaları içerisinde güvenli, yani zararlı bir script sokabilirsiniz çok rahatlıkla. Ve dolayısıyla da yani çok dosyalarınıza çok güzel şeyler olmayabilir eğer hani trollemek amaçlı bir paket koymuş biri varsa. Dolayısıyla da yoğurt size o noktada Pek yardımcı olmuyor. Ee, bunun yanı sıra clean build. Yani burada e, bağımlılıkları yönetme kısmı pek başarılı değil. Native Pac-Man o çok önemli değil. Bazıları ona ilginç bir çözüm bulabiliyor. Split packages çok önemli bir nokta. Split packages'ın olayı nedir diye soracak olursanız bazı paketler hatta mesela şuradan direkt bir bildiğim bir tanesini bulayım. Like eight. Ya doğru bunun uh, normal paket depolarındaydı. Evet, Flycate. Uh, eğer source dosyasından bakarsak, iki tane paket çıktısı veriyor. Flake 8 ve Python 2 Flake 8. Ama bunların hepsi de tek bir de çıkartıyor. İşte sıkıntı yoğurt bunları işleyemiyor. Evet, bunun gibi pek çok özelliklerden ötürü yoğurt ciddi anlamda sıkıntılı bir paket yöneticisi ve önemli bir nokta daha. Son güncellendiği tarih. Yani bir yıldır paketi güncellenmiyor. Evet, e, peki ne kullanacaksınız? Ben uzun bir süre Trizen kullanmıştım. Daha sonra, aslında uzun bir süre kullandığım iki tane paket yöneticisi burada. Our Helper. Pek Our maalesef. E, geliştiricisi. Sen kapan. Geliştiricisi maalesef. Geliştirmeyi bıraktı. O zamana kadar en popüler Our Helper'dı. Herkes çok seviyordu ki hak, hak ediyordu da yerine. Ama Isaac geliştiricisi geliştirmeyi bıraktı. Şu an için hala sorunsuz çalışıyor. Ancak ve ancak her, herhangi bir pac güncellemesinde çökme ihtimali var. Trizen de aynı şekilde. Trizen de bir süredir güncellenmiyor ancak güncellenene kadar çok sevilen bir paket. E, uh, Our Helper'dı bu da. Güncellenirse yukarıdaki listeye geri alınacak. Bunun yanı sıra benim şu an kullandığım bu. Yay. Uh, bunun yanı sıra Pik Auru da bir ara merak ettim. O da güzel. Gerçekten güzel. İkisi de bu arada benim çok rahatlıkla önerebileceğim yönetici şey aur Helper'lar. Ee, aslında Picaro'da fiş desteği eklenmiş. Fiş tamamlama desteği. Deneyebilirim bir ara. Bunu da önerenler bayağı bir oluyor. Evet. Basitçe benim başlıca önerilerim bu ikisi ama. Gene de siz deneyin. Ee, fakat hani bu listedeki herhangi bir şey sizin için yeterli olacaktır. Aura hakkında şöyle bir ee, Tabii şuna dikkat edin. Şu üç, şu dördü pek mantıklı olmayabilir. Çünkü Split Package desteği yok. O yüzden şuradan yukarısı... Pardon. Şuradan yukarısı sizin için gayet ideal olacaktır. Komutları çoğunluğunda aynı. Yani gene pac komutlarını kullanıyorum. Mesela ben... Mesela... Arabayı böyle yapıyorum falan. Ama pac de yaptığım gibi. Ya da paket kurulumunu aynı şekilde. Evet bu şekilde... Umarım yeterince bilgilendirici bir video olmuştur. Neden, kullan Neden yoğurt kullanmamanız gerektiği hakkında. Çünkü yavrut şu an kullanabileceğiniz en güvensiz. Ha bu arada güvenliği konusunda bir detay daha. Dosya çekme yöntemi de güvenli bir protokol kullanmıyor. Peki yoğurt neden po popüler bu arada? Çünkü yoğurt ilk ee, our helperlardan biriydi. O zamanlar our helper diye bir kavram doğru düzgün yoktu. Ve dolayısıyla da popülerleşti. İnsanlar ee, kullanmaya başladı. İşin sonucunda yaygınlaştı. Ama kötü kısmı çok fazla tutorial. Yani çok fazla kurulum önergesi. Maalesef bunu öneriyor. Yani yoğurt kurun diyor. Ki çok yanlış bir şey. Bu arada kurulum belgesi konusunda da asla ama asla installation guide'dan kaç. Şaşmayın. Başka kurulum belgelerinden uzak durun. Türkçe, Türkçesinde benim izleyicilerden bir tanesi Bayağı bir çevirmeye girişmiş. Gördüm. Tebrik ederim. Kim olduğunu biliyorsun. İsmini hatırlayamıyorum şu an özür dilerim. <laughs> evet. Bu şekilde. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler. İyi eğlenceler.